Günaydın. Bir çay ikram edelim, kapıda kaldınız. Abinden bir haber var mı? Yok. Nereden olsun? Ya ben de uyku uyuyamıyorum artık. Bir an önce bulunsun diye dua ediyorum. Merak etme. Bulacağız. İnşallah komiserim. Ya benim bir tanecik abi. Ona bir şey olursa ne yaparım ben? Bildiklerini polisle paylaşırsan abinin başına bir şey gelmesini engellersin. Ah bilsem. Keşke. Bakın ben abimin ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu farkındayım. Ya bir an önce bulunsa benim de içim rahat edecek. Öyle diyorsun yani. Çay? Sağ ol. Bendeki şansa bak. Bu da polis çıktı. Geçen ayın ihraç raporlarını çoğaltmamı istemiştiniz. Buyurun Alev Hanım. Nihat Bey'e ver onları, o ilgilenecek. Dün vergi dairesinde miydi? Evet Alev Hanım, konuşmuştuk ya. Konuşmadık Mehtap. Konu iş olduğunda hiçbir şey atlama. Eğer bir daha yalan söylersen... Affedersiniz, ben mi yanlış hatırlıyorum? Nihat Bey'le... Açıklama da istemiyorum, mazeret de. Benimle çalışacaksan sadece işini yapacaksın. Çık şimdi. Ömer, evdekilere çok çok selam söyle. Ben bir de Nihat'ı ziyaret edeyim, olur mu? Bak, Ankara'ya muhakkak bekliyorum. Özellikle Zehra yengemi de. Tayfun, biz gelemeyiz ama seni bekleriz. Gelemeyiz ne demek? Muhakkak bekliyorum dedim. Bak, eğer gelir de beni görmeden dönerseniz gerçekten çok bozulur. Tamam Tayfun, tamam. Geliriz. Bu arada senin işleri Haluk diye bir kardeşime emanet ettim. Gayet iyi bir çocuktur. Senin de benim bir kardeşim olduğunu söyledim. Elinden gelen her şeyi yapacaktır, merak etme. Başın sıkıştığı zaman istediğin zaman arayabilirsin. Ben elimden gelen her şeyi yaparım. Anladım Tayfun. Ararım ben, sağ ol. Mehtap değil mi o? Evet. Yönetici asistanı. Bilmiyor musun? Neyi? Mehtap Yener'in kardeşi.